İyi günler. Ben Sansi Hakan Alpay. Bugün sizlere beşinci koldan bahsedeceğim. Belki yeni jenerasyonun bilmediği fakat bizim lise çağlarımızda bize askerlik derslerinde, milli güvenlik derslerinde öğretilen bir konu vardı. Daha doğrusu anlatılan bir konu vardı. Buna beşinci kol deniyordu. Bu ifadeyi genelde basına veya modaya veya ekonomiye veya diğer faktörlere yüklenen bir terim olduğunu düşünün. Beşinci kol, Soğuk Savaş'ın getirileridir. Burada kan yoktur, silah yoktur. Ama kişilerden daha çok toplumun ortadan kaldırılması, toplumun yozlaşması söz konusudur. Size kısaca beşinci kol nedir, ne işe yarığı da bir farkındalık yaratmak adına anlatacağım. Genelde beşinci kol güçsüz toplumları, dirensiz toplumlarda iş görür. Oranın psikolojisini, sosyolojisini, fizyolojisini bozar. Onlardan kendisine nema çıkartır. Beşinci kolun en önemli unsurlarının bir tanesi medyadır. Medya beşinci kolun en güçlü, en kuvvetli aracıdır. Bunu bilen beşinci kol kuvvetleri medyayı kullanarak ülkedeki genel ahlakı bozabilirler. Kültür seviyelerini düşürtebilirler. Bunları da nelerle yaparlar? Filmlerle, dizilerle ve bir takım toplu gösterilerle bunları hayata geçirirler. Ve medya beşinci kolun en güçlü argümanlarından bir tanesidir. Bunlarla ilgili sosyal medya paylaşımları yaparlar ve o medyanın albenisi vasıtasıyla, iletişim dünyası vasıtasıyla de toplumu yozlaştırırlar. Bununla ilgili geçenlerde bir yazı okumuştum. Uçakta iki kişi birbirini tanımayan iki kişinin sohbeti var. İşte bir tanesi diyor ki ben işte şeyciyim, iletişim, bilişim dünyasındayım. İşte film çekiyorum. Öbürü, ben de diyor film çekiyorum diyor. İşte siz nerede? Ben Avrupa'da bir ülkede. Siz, ben diyor işte Amerika Birleşik Devletleri adına çalışıyorum. Hükümet adına, devlet adına çalışıyorum diyor. İşte sen ne kadar para kazanıyorsun? İşte o kadar. Diğeri işte çok fazla para kazanıyor. Şimdi bu ABD'de çalışan için soruyor. Sen ne yapıyorsun diyor. Ben diyor devlet politikası için film yapıyorum. Nasıl diyor? Biz diyor bir şeyi sunmak istiyoruz. Devletin bir politikası var. Bu ülkesi için olur, dünya için olur ki bu Amerika olduğu için bu böyle. Bunun için bir şey sunuyoruz. Bana diyorlar ki şu konu ilgili hemen bir film yap. Elimizde hazır senaryolar ve projeler var. Biz bunlarla ilgili hemen o şeyi hayata geçiriyoruz hazır. Ne tür bir şey isteniyorsa. Dikkat edin burada. Yani bu ülkelerin, bu emperyalist ülkelerin ellerindeki silahlar ateşli silahlardan daha tehlikeli. Tabii canlar gidiyor ama burada toplumlar gidiyor. Ve silahsız, ateşsiz, kansız gidiyor. Ve insanları tamamen mahvediyorlar, toplumu mahvediyorlar. Ve diyor biz diyor senaryoyu diyor, uygun diyor senaryo getiriyoruz, film yapıyoruz ve piyasaya sunuyoruz diyor. Ve diğerine göre işte o 3 lira kazanıyorsa bu 25 lira kazanıyor. Şimdi bakın Soğuk Savaş'ı ülkeler çok iyi kullanıyorlar ki bunlardan da bahsettiğim 5. kol en önemlisi, en tehlikelisi. Ve bunlar ulusal medyayı aynı amaca yönelik kullanıyorlar. Dizilerde kullanıyorlar. Bu dizilerde halk içinde itibar görmüş toplumdaki sporcuları, sanatçıları, iş insanları kullanarak bunları ne yapıyorlar? Hayata geçiriyorlar. Bugün Türk toplumuna bakın dizileri seyrediyoruz. Bu dizileri seyreden bir yabancı ne zanneder?
Türkiye'de herkes dubleks ve tripleks'te oturuyor. Herkesin önünde arabaları var, kapısının önünde. Hizmetçileri var, şoförleri var, bakıcıları var, bakıcıları var ve hayat hep böyle geçiyor. Öyle değil mi? Yani Türkiye'yi tanımayan bir kişi uzaktaki bir insan ne görecek? Aha, Türkiye'deki bakın refah var, her şey çok güzel. Bakın bunlar planlı yapılıyor. Toplumu bozmak için, yozlaştırmak için, zayıflatmak için, çökertmek için, çürütmek için yapılan diziler, filmler. Ve insanlar da ne oluyor? Oraya gelemeyen insanlar da bu sefer karşıya doğru bir kin, nefret duygusu çoğalıyor. Başlıyor ve çoğalıyor. Peki biz bunu nerede görüyoruz? Haberlerde. Saat 7 ya 7'de başlayan haberler 45 dakika özel araç taksiciye, taksici minibüsçüye, motorcu özel araca, özel araç motorcuya ve bir kavga, gürültü, kaos aldı başını gidiyor maalesef. Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu beşinci kolun unsurlarından olan diğeri de moda. Bakın moda vasıtasıyla moda da en önemli silahlarından bir tanesi. Moda beraberinde neyi getiriyor? İsrafı getiriyor. Lüksü getiriyor. Bakın incik boncuk dükkanlarına bakın insanlar devamlı oradan bir şey alıyor. 10 lira, 5 lira, 20 lira, 30 lira bir bakın tıklım tıklım. Kıyafetlere bakıyorsun 50 lira diyor, 100 lira diyor, 150 lira. Herkes kapış kapış alıyor onları. Niye sahte markalar var, sahte isimler var. Onlarla etrafa hava atacak. Burada ne getiriyorlar? Tüketim toplumu ve para harca diyorlar. İnsanlar nereye giriyor? Kredi kartlarına saldırıyor. Para yoksa ne çıkıyor ortaya? Suistimal. Suistimal çıkıyor Arapça. Su. Kötü, çirkin Arapçadan geliyor istimal. Kullanmak, kötüye kullanmaklar başlıyor. Yetmeyince ne olacak? Fuhuş başlıyor, kumar başlıyor, uyuşturucu başlıyor. Bakın, modanın bize götürüleri bunlar. Suistimallikte birazdan mazoşistlik var. Burada çünkü insanın kendi kendine mazosist insan sadece kendine ızdırap çektirmez yani fiziksel değil. Aşırı alkol alır, aşırı uyuşturucu alır, işte kumar oynar, kendisine kasıtlı olan zarar vermekte bir nedir? İnsanın kendi kendini suistimal etmesidir. Ve diğer bir unsuru beşinci konu ekonomi. İnsanlara kullanarak kolay para kazanmaya teşvik ediyor. Bakın kazı kazancılar dolu. Önün insanlar durmadan kazıyorlar. Bakıyorlar, ediyorlar. Sayısal loto. İşte şöyle loto, böyle loto. Milli piyango vardı bir tane. Şimdi 7-8 tane bildiğimiz gibi bilmediğimiz ne oldu? Oyunlar çıktı. Şans oyunları adı altında. Şans diyor. İnsanlar neye teşvik ediyor? Kolay para kazanmaya. Ve şans oyunların çoğalması insanları otomatikman o kumar denen batağın içine soktu ve yasal hale getirdiler. O iddialar. Öyle değil mi? Eskiden at yarışları haftada bir gün, 2 gündü, şimdi 7 gün, neredeyse geceleri bile at yarışı var. Bakın görüyor musunuz? Beşinci kol faaliyetleri bunlar. Ve en önemli silahı, beşinci kolun en önemli silahı gençlik. Boş bir yer, amaçsız, boş. Bol bol küfür eden, sigarası içen, uyuşturucu kullanan, amaçsız, 24 saat uyumayan, gündüzde uyuyup geceleri gezen, farklı farklı uğraşılarla çalışan bir gençlik ortaya kondu. Ve otomatikman ne oluyor? Ahlak sorunları başlıyor, uyuşturucu başlıyor, fuhuş başlıyor. Ve her şey lay lay lom, eller havaya. Artık eller havaya biliyorsunuz. Ülke sloganı oldu. Herkes eller havaya diyor. Ekmek yerden su gölden oldu. Ben çok enteresan şeylerle karşı karşıya kalıyorum. Gençlerin arasında çok fazla böyle girip çıktığım için
Ya diyor ben kız arkadaşımla buluşacağım diyor. Bana ayakkabını versene diyor. Bunu sokakta arkadaşına söylüyor. Bakın çok acı bir şeyle karşı karşıya. Senin tişörtünü alabilir miyim diyor. Senin montunu alsam olur mu diyor arkadaşı. Niye kız arkadaşıyla buluşacak diye. Daha kızın erkeği, kız arkadaşına ben erkekle buluşacağım diyene daha rastlamadım. Ve en önemli olaylardan bir tanesi de kumar, fuhuş ve içki. Beşinci kolun en önemli üç tane ayrılmaz kardeşidir bu. Üç kardeştir bunlar. Toplumun etik yapısına saldırırlar. Dürüstlük kavramları yerine dolandırıcılık, haksız kazanç, zevk, eğlence, sadakatsizlik, yalan, iftira. Bakın, bütün bunlar dizilere bakın. Dizilerde hep bunlar var. Ve bunlar yasal hale getiriliyor. Yani ülkemiz şu anda 5. kol kuvvetinin argümanlarıyla çevrelenmiş, sıkıştırılmış bir halde. Lütfen biraz farkındalık, biraz farkındalık, biraz duralım. Çoluğumuza, çocuğumuza sahip çıkalım. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Biz bu tavanın balıyız, bu ülkenin insanlarıyız. Ve en önemli argümanlarından bir tanesi de halk. Yani bizler, bireyler, toplumu meydana getiren kişiler. Bu beşinci kol halka saldırır. Halkı iktidara karşı, karşı güçlere karşı. Onları farklı ideolojilerle ortadan böler. En büyük böl, parçala, yok et. Emperyalizm sisteminin en önemli silahıdır. Bunun da mimarı İngiltere'dir biliyorsunuz. Böl, parçala ve yok et. Dikkat edin, olmadığı kadar ülkemizde gençlik deist oldu, ateist oldu. Yani herkes Allah'a inanacak diye bir kural da yok. İnanışta Müslümanlık da var ama herkes Müslüman değil, Hristiyanı var, Ortodoksu var, Protestanı var, vardı Gregoryanı var, vardı var yani. Budisti var. Yani bir dinler var. Ama yaradanın ortadan kaldırılmasıyla ilgili artık insanların inançları bir şeye kalmadı. Çünkü her şey ne oldu? İhtiyaçlar hiyerarşisine dönüştü. Tabii bu Maslow'un ihtiyaçla hiyerarşisi karıştırmayalım. Burada bir saptarken savan demiş olmayayım da yanlış anlaşılmasın. Artık her şey madde. Soyut bitti. Aşk meşk yok artık. Paran varsa sevgilin var. Paran varsa ailen var. O varsa evin varsa, araban varsa kariyerin var. Ve ne oldu? Günümüzde artık değerler, manevi değerler maalesef maalesef kayboldu gitti. Ve halk birbirine düşman hale getirdi. Bakın, şucular bucular oldu. A grup, B grup oldu. C, B oldu. Bir futbol maçına, bir basketbol maçına gidemiyorsunuz. İnsan komşusunu lan arkadaşıyla kavga ediyor maçta. Geldikten sonra kahvede kavga ediyor, sokakta kavga ediyor, dövüşüyor, birbirini öldürüyor. Sadece ne uğruna? Bir futbol uğruna. Bakın şu seçimler, belediye seçimlerinde adam işte birkaç tane cinayet oldu. Ne oldu? İşte X bir şahsın el ilanını verdi, almadı diye adamı bıçakladı, öldürdü. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani o hale geldi ki artık ölümler artık bizim duygularımızı nasırlaştırdı. Duygusuz olduk. Kadıköy'de biliyorsunuz bir kafeteryanın en üst katından bir vatandaş yere düştü. Can çekişirken herkes video çekiyordu. Ya böyle mi olur? Bu nasıl bir duygu körelmesidir? Nasıl bir olaydır bu yani? Can çekişen bir insan var. Bir ilk yardım yapılır, bir şey yapılır, etrafı açılır. Hemen 112'ler aranır. Hayır, insanlar cayır cayır video çekiyor. Yani orada yardım artık bir kenara atılmış. Ve dikkat edin, artık ülkemizde gemisini kurtaran, gemisini yüzdüren kaptandır sözü maalesef maalesef hayatımıza girdi ve böyle de gidiyor. Bu tabii
o sözün söylendiği dönemin dışında çok farklı bir şekilde insanlara sunuluyor. Sunulduğu için de maalesef bunlarla karşı karşıyayız. Peki sonuçta ne var? Beşinci kol, ahlaksız, bilgisiz bir gençlik, sadakatsiz bireyler, fizyolojik, psikolojik açıdan rahatsız toplumlar yarattı, yaratmaya devam ediyor. Hepiniz biliyorsunuz bu toplumun hangi bir topluluk olduğunu. O bakımdan lütfen gençlerimize sahip çıkalım, değerlerimize sahip çıkalım. Hayat düsturumuz şunlar olmalıdır, benim öyle. Herkes tabii benim gibi olacak diye bir kural yok ama bir disiplin vardır. Ebeveynlerine saygı, değerlere muhafaza etmek, değerlere muhafaza etmek, yaradan neye inanıyorsan, Allah dersin, Manitu dersin, Tengri dersin, Hazreti Musa dersin, Hazreti İsa dersin, onu dersin, bunu dersin, beni ilgilendirmez. Ama bir inanışın sahip olmak lazım. Çünkü bir gün Jung'un dediği gibi her canlının, her canlı insanın bir gün bir koruma kalkanına, bir koruma mağarasına ihtiyacı vardır. Mağara demişken bir konuyu da anlatmaya gayret edeyim. Lütfen gün içinde durun. Biraz durun ya. Bakın tarihsel verilere baktığınız zaman insanlar bir mağaraya girmişler. Kapalı bir yere girmişler. İnsanlar durduğu zaman iyi düşünür. İyi karar verir. Doğru karar verir. Alelacele verilen kararlar, ani verilen kararlar daima zarardır. Siz zarar görürsünüz. Etrafınızdaki insanlar görür. Doğa görür. Aileniz görür. Onun için ani kararlar tehlikeli. Sinirlendiğimiz zaman nefes alalım. Bir nefes alın, bir durun, bir duralım. Bakın bizim toplumumuz gidiyor. Gidiyor toplumumuz. Bu hepimizin vatani görevi. Herkes bir kendisini önce kurtaracak, sonra bir kişiyi beraberinde kurtarırsa Allah bereket versin demek lazım. Evet, bugün gençliğimize bize öğretilen ama bugün bilindiğini zannetmiyorum ama bilen varsa yine başımız üstünde yeri var. Beşinci kolun ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Beni evlerinize, iş yerlerinize, dojolarınıza misafir ettiğinizi teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. İyi günler. Olsun.